Şırnak'a gidiyoruz. Giderken bir de baktım, Şırnak 10 kilometre kala 15 arabayla beni karşıladılar. Tabii 15 arabayı görünce iyi ya, Şırnak canlıymış maşallah filan dedim kendi kendime. Şırnak'a gittik, bir de baktım ki meydanda kimse yok. Otobüs de gelmiş, bizim seçim otobüsü, ama kenarda duruyor. İl başkanına dedim ki, ya kardeşim ne oldu? Kimse yok meydanda. Hocam böyle böyle. Şimdi BDP de o zaman HDP'ti galiba adı. HDP miting izni vermemişler. HDP miting izni verilmedi diye halk bütün partilerin mitinglerini boykot ediyormuş. Yani meydana gelmiyor. Ne yapacağız şimdi? Yalnız halk dükkanların içinde, evlerin içinde, onu da görüyorum, fark ediyorum ben şimdi. Arkadaşlar dedim, şu otobüsü meydana çekin. Otobüsü meydana çektim. Adaya dedim ki, il başkanına, hadi bakalım otobüsün üstüne. Otobüsün üstüne çıktık şimdi, boş meydana konuşacağız. Başladık, tabii içimizden Eûzü Besmele'yi çektik. Muhterem Şırnaklılar! Yok ki orada başında. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle dedim. Bugün burada Saadet Partisi'nin mitingi için geldim. Ama görüyorum ki siz bir karar almışsınız. HDP miting izni verilmedi diye diğer partileri de protesto ediyorsunuz. Ben sizin kararınıza saygılıyım. Ama ben buraya gelmişim, otobüs de gelmiş, şimdi ben bu meydanda size hitap etmeden gidecek olursak, ayrılacak olursam vazifemi yapmamış olurum. O nedenle siz bu meydanı boş bıraksanız da ben bu vazifeyi yapacağım ve bu meydanı doldurmuş gibi size konuşacağım. Tam 40 dakika konuştum, boş meydana. Sonra işte Ankara'ya döndük, fotoğrafı da var bunun. Erbakan Hoca'yı ziyarete gittiğim zaman, hocam dedim, anlatıyoruz nerelere gittik, ne oldu ne bitti diye. Şırnak'ta çok enteresan bir durum oldu. Niye? Boş meydana konuştum, tam 40 dakika hocam. Fotoğrafı da gösterdim. Fotoğrafa baktı. Sana bir şey söyleyeyim mi Şevket dedi. Senin bugüne kadar yaptığın konuşmalarda en büyük ecri kazandığın konuşma, Allah-u Alem bu konuşmadır.